Merhaba arkadaşlar, bu derste yapacağımız şey biz özel input type file'lar yapacağız. Şöyle ki bakın arkadaşlar, normalde biz bunu dosya seçiyoruz. Normalde biz arkadaşlar biliyoruz ki file box'lar, yani yükleme kutuları ne olur, CSS ile şekillendiremeyiz. Yalnız biz burada bir hile yaparak arkadaşlar, bakın burada bir resim var. Ben bu resme tıkladığım anda arkadaşlar bunu tetiklenmesini istiyorum. Örneğin mesela burada tıkladığımda bir dosya seçebiliyorum. Ve ben resme tıklayıp arkadaşlar bunu yapacağım. Şimdi bakın, şimdi nasıl yapacağımızı görelim. Ben daha önce arkadaşlar on klik işlemi, burada az önce bir deneme yaptım. Bakalım çalışıyor mu? Yani dersten önce küçük bir deneme yapıyorum. Hani videoda takılmayalım diye. Neyse, başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapacağımız şey neydi? File nesnemizi arkadaşlar, file input'umuzu display ile neydi? Gizlemek. Display none ile arkadaşlar neydi? Gizleyeceğiz. Şimdi Ctrl+S yapalım. Sayfamıza bir bakalım. Neydi bakalım? Bakın artık bizim input file box'ımız, yani input'umuz yok. Şimdi onun yerine resim kullanacağız. Şimdi diyeceğim ki ben bu resme tıklandım arkadaşlar. Buna sanki tıklanmış gibi bir işlem yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Bakın o da çok kolay. On click işlemine, pardon, burada on neydi? On click işlemine neydi? Bakın document diyorum. Document neydi? Get element. İsterseniz siz script tagları arasında da yazabilirsiniz. By I diyorum. Ve neyi arkadaşlar? Bakın. On click işlemi. Dosya diyeceğim. Bakın dosya diyeceğim. Neyi? Click işlemi yap. Şimdi burada yaptığım tam olarak arkadaşlar neydi? Resimle buradaki şöyle ki buradaki resme tıklandığında arkadaşlar neydi? Sanki buna tıklanmış gibi bir işlem yaptım. Yani resme tıklandığında komut verdim. JavaScript'te input type file'e tıkla. O sırada ne oluyor? Bu resme tıkladığımızda sanki arkadaşlar o neydi? O file box open diyalog kutumuzu açılacak. Ve bundan sonra arkadaşlar, yani istinaden bir şey olmaması için neydi? Return false yapacağız. İsterseniz bunu eklemeyin. Hani ondan sonra bir şey olmasın. Bir şey gerçekleşecekse bir şey olmasın. Ctrl+S yapalım. Bir bakalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Evet bakın arkadaşlar. Neydi? Resme tıkladığım anda neydi? Open diyalog sorunsuz çalışıyor. Buradan artık resim seçebiliyoruz mu? Evet seçebiliyoruz. Şimdi resmi nasıl göstereceğiz? Gelin ona bakalım. Şimdi input type file kısmına on change olduğunda, yani ne olacak arkadaşlar? Artık bir dosya yüklendiğinde neydi? Eylem adlı bir fonksiyonum çalışsın. Ve Ctrl+S yapıyorum. Geliyorum script dalları arasında. Biz function'ı neydi? Eylem fonksiyonumuzu şimdi yazalım. Süs parantezinde açalım. İki işlem yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bir bu nesneme ulaşacağım. Bakın input type file. Bir de buradaki resme ulaşacağım. Bakın SRH'i boş. Şimdi ikisine birine resim diyelim. Neydi? Document diyeceğiz. Neydi? Get element by id. Burada arkadaşlar yan fazla yazdı. Sublime'de gerçekten berbat bir editör. Evet yanlış yazmadık değil mi? Sonra da burada neydi? Resim diyoruz. Şimdi aynısı için neydi? Dosyayı da tanımlayalım. Neydi? Document diyoruz. Document diyoruz. Neydi? Burada get element. Burada by id. Neydi? Burada aynısını dosyaya ulaşalım. Ve yapacağımız ne arkadaşlar? Artık biz şey yapacağız. Burada örneğin şunu yapacağız. Bakın burada tıkladığımız anda arkadaşlar bir resim açıyor. Ve okunan arkadaşlar seçilen resmi yavaş yavaş okuyacağız. Şimdi reader diye bir değişken oluşturuyorum. Aynı derslerde sürekli bütün derslerde aynı değişkenim kullanıyorum. Aynı fonksiyon isimleri kullanıyorum ki daha kafanızda olsun. Neydi diyor? New diyorum. File neydi arkadaşlar? Rider diyorum. Ben burada arkadaşlar ne yaptım? JavaScript arkadaşlar okuma kütüphanesini kullandım. Burada artık arkadaşlar neydi? Read onLet eventini kullanacağız. Burada neydi? Function deyip süslü parantezlerimizi açacağız. Burada arkadaşlar neydi? Resmin serecesini değiştireceğiz. Hangi resmin? Boş olan resmin. Neydi? Bunun değeri de neydi? Reader'den döner arkadaşlar. Sonuç. Ve en son olarak arkadaşlar bir şey daha yapacağız. Neydi? File Reader'ın bir fonksiyonu daha var. Neydi? Buraya yazdırmak için. Bunun içinde neydi arkadaşlar? Reader diyoruz. Neydi? Data. Bak pardon. Read arkadaşlar.
neydi? Data, pardon, s neydi? Data url fonksiyonu kullanacağız. Ve içine ne yazacağız arkadaşlar? Dosyanın, dosya hangisi? Buradaki arkadaşlar, dosya. Şimdi onun nesine ulaşacağız? Birinci arkadaşlar, neydi? Birinci yüklenen dosyasına. Şimdi çoklu olursa arkadaşlar, bunu döngüye sokacağız. Ctrl S yapalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biz sayfamızı yenileyelim. Resme tıklandığımız halde Open Dialog açılıyor. Bakın burada çöp kutusunu açalım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Çöp kutusunu burada gösterdi. Bakın güzel kız resimleri seçelim. Güzel kız resimleri seçildi. Bakın arkadaşlar ne oldu? Biz burada tamamen bir resme tıkladığımızda neydi? Input type file'i tetikliyoruz. Yani bu sayede ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Input type file'i de CSS'de artık kendinize göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın kodlarımız bu kadar basit. Burada ne yaptım? Burada JavaScript'in okuma kütüphanesini kullandım. Burada da ne dedim? Document, yani bu nesneye tıklandığında arkadaşlar neydi? Öbür nesneye click işlemini tetikle. Bu sayede ne oldu arkadaşlar? Özel input file yaptık. İşte bundan sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir buton da artık PHP tarafına gönderebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakınız.